Arkadaşlar merhaba. Bu videomuz sizlere çok güzel bir balık ziyafeti yapıyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hatamız olursa affedin. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. İzleyip bakalım nasıl bir ziyafet olmuş. Haydi. Sizin mahallede kabuklu mu oluyor bu işler? He. Bizim mahallede kabuklu olur böyle. Adı olmaz da neyse tamam diye. Ne? Olmaz da işte neyse tamam diye. Yanlış bir yapar. Abi soyarlar değil mi bu soyu? Abi soyuyor ya. Hıyar bu. Soyulması lazım. Yoksa hıyarlık yapar. Evet değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi hıyarları değerli arkadaşımız Ahmet Bey çok itinalı kesiyor. Ha bir de bu formata getirdi. Hadi bakalım. Soymaya başladı. Soyarken de yine patlıcan soya gibi soyuyor. Arada reyik bırakıyor. Şöyle yapalım Ahmet. Evet. Sen büyük bıçağı al. Ben onunla sana hıyarları soyayım. İşte vicdanı el vermedi değil mi? Evet. Vicdanım el vermedi değil de bilmiyorum. Senin yüzünü çekebilir miyim hocam? Ha? Yüzünü çekebilirim değil mi? Sonra çok yorum gelir. Hani bu arkadaşımız gelmez, gelmez. Ekleyelim falan diye olursa. Evet, evet. Ekleyelim. Evet. Mustafa hocam da hıyarları soymaya başladı. Ahmet Bey'e yardım babında. Evet, sizin tarzınız aynı hocam. Değişen bir şey yok. Yok, yok. Bazıları patlıcanı bu şekilde yapıyor ya. Bizim oralarda tarz böyle de Mustafa Hoca. Ha ben bizim tarzımız böyle. Biz komple soyarız arkadaş. Komple kahvaltıda soyarız biz. Öyle mi? Yani kahvaltıda salata yaparız. Öğlen olunca hazmeder diye bu şekilde. Öğlen şeyine tam soyulmaz. Evet. Ahmet Bey sen de bir kere gösterdim. Telif istemeyelim yalnız. Kendini de telif isteriz. İstemeyelim lütfen. Zeytinyağı mı var mıydı? Yağsız da gider bu kalabalıkta. Yağın balın yağıyla idare ederiz. Zeytinyağı olmasa da. Adana olduğu için bir sürü meze, salata bilmesi lazım aslında. Bize hiç göstermiyor değil mi? Göstermiyor. Göstersen yap başına kalır. Bu işler salata fazla bilmeyeceksin. Bildin mi? Bütün iş sana kalır. Bizimkiler de evet, sabah de dediğin gibi. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bizim tarafta zaten ki bil ama yapma. Sen yine bir bil. Ben bilmiyorum ya. Bildiğim kadarını bak şimdi yapıyorum. Pek beğenmediniz ama. Yok beğenmedik yok. Değil. Tarzını öyle söyledik işte. Beğenmem yok. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Şu doğrayış tarzına bak. Bu evde de yapıyor herhalde. Hı? Evde de yapıyor. Hele aşina. Bıçağı kullanmak önemli evet. Ama yanlış tutuyor bıçağı. Ben kasabım biliyor musun? Biliyordur adam. Ben yanlış biraz yanlış tutuyor olabilirim. Kasaplıkla hıyar sorma. Farklı mı hocam? Şöyle bir şey yapıyorlar da ben onu tam yapamıyorum. O parmakla kalsın yalnız ha. Bak. Hadi bakalım Mustafa hocanın. Oo şef tarzı hocam o. Ha. Bak. Şöyle alırsın geniş yere. Parmağını geride tutun. Evet. Bak Mustafa öyle diyor. Ben onu bir türlü beceremiyorum. Evet sen bildiğin gibi doğru. İmam bildiğini okur hadi. Adam parmakları gider valla. Hiç salatanı ister tırnağa çıkmasın. Mustafa ben onu denedim bir iki de. Ben bir türlü beceremedim. Aslında elin alıştırsan çok iyi olacaktı o. Ben yaparım onu hocam. Masat olsa şak, şak şak şak. Bıçağı masat dağıtmayı tam seviyorum. Tam kazandım. Bunu hepsini doğru yapma ya. Doğru tabii canım o kadar hıyar. O kadar kalabalığız. Değil mi? Doğru. Onun için ikini aldım. O yüzden diyorsun yani millet hıyarla boyuma için. Dışı başı kaç tane balık düşüyor? Bir düşüyorsa o zaman doğrasın. Bir sonra da alıştın 3-4'e değil mi hocam? Valla geldi balık bu, uğraca geldi cebini boşalt ver diyor bana diyor. Dedim param yok. Orada kişi başı bir tane düşüyormuş. Bakalım daha hesabını yapmadık ha.
kadar diyor. O zaman doğru yak. O zaman şu büyük şeyde yaparım. Tabii onu karıştırıp diye ben getirttim tencereyi. Salat öyle lezzetli olur. Tamam karıştırıyor da buna mı karıştıracağız? Bununla karıştıracağız, bundan sonra servis yapacağız. Anladım. Ben de şununla yeter diye düşünüyorum. Hayır Ahmet Bey. Planlamayı biz baştan yap. Sen merak etme. Adanalısın ya. Adanalı'nın şey bonkör olur ya. Varsa bonkör olur, yoksa olmaz değil mi Ahmet Bey? Ah, aynen öyle. Ama Adana'da bir şekilde bonkörlük oluyor. Nasıl oluyor? Adana bonkörlük. Adam bir şekilde. Adana'da oldum adam yeme içme de basmaz. Evet, onun için meşhur yemedi değil burada mi? Bana, ben burada dürüm söyledim adam. Dedim ki yarım ekmek de fazla lavaşı, yarım fazlasa. Yarım lavaşa para aldım mesela. Dedim ya o ne dedi? O ne dedi? Biz yiyoruz dürümü, adama tamdan fazla söyle diyorum. Adam abi diyor biraz daha sarayım mı? Sarayı duruyor diyor buna. Dedim yok kardeşim lan. Buraya gelin. Adana da çift ekmek yap. Adam hiç ekstrasını aynen almaz tabii. Tabii istemez. İçindedir o. Bazıları çift sardırır ekmeği. Ben ama tekten taraftayım. Çift sarınca lezzet. Bak bıçağı, benim olmuyor gibi tut. Sana söyleyeyim. Benim gibi tut şöyle. Ya onu ama bunu kaldır, ucunu işte kaldırmadan. Ucunu ya onu şimdi uğraşmayak ya. Şimdi oyunu stajı başka yer de deneyelim biz hocam. Stajı başka yere deneyelim. Şimdi bildiğimizden okuyak. Heh. O dediğin köz geçecek, balıklar pişecek. Ben gidiyorum da. Hop. Ben bir iki denedim. Daha sonra vazgeçiyordum ben onu. Ondan dolayı yoksa Mustafa hocam. Da şuraya kadar. Kadar çok oldu ben. Olsun olsun. Hıyar bu. Hıyar bu gider diyor. Gider. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de balık pişirmeye geçiyorum. İsterseniz biraz da buradan izleyelim. Ramazan Bey. Levreklerimizi aldık. Soğanla ızgaramızı bir güzelce üstünü siliyoruz. Daha sonra balıklarımızı açalım. Batırmayayım değil mi? Balık gayet güzel. Bunlar deniz levreği arkadaşlar. Şu anda bunun fiyatı 60 lira kilo başı. Birisi yaklaşık 400 gram geliyor.
Şimdilik yeterli. Değil mi? Şundan bir tane daha koyalım. 2, 4, 5. İki parça olsun. Değil mi? Hatta bir daha koyalım. Diye. Evet. Bunlar pişe koysun. Biz salatamıza devam edelim. Arada bir keselim. Pes oradan. Kameraya bak. Biberlerin bulacı mıdır? Yok, onlar acı. Tat. Eğer kokuyorsa acıdır. Kokmuyorsa değildir. Sen tutusun mu attın sonra? He. Uzatmadan olur mu ya? Yok. Tuz diyeceğin edeceğin. Pişmeden çevirmiyorum bu tarafını. Fark etmemişti adam ya. Bana mı diyor? Burada bu kadar zor hocam. Yapacak bir şey yok diyor. Adım Uğur, elimden gelen budur. Şimdi. Ama çok harika olacak Allah'ın izniyle. Allah'ı kadar inşallah. Amin. Yapıyorsun bu işi biliyor musun? Onu sonra yedikten sonra. Yani bir malları görelim dedim. Mallar limana insin ondan sonra. Yok yok. Beğenmedi mi önermem. Ne? Durum mu? Yok lan, YouTube'da yayınlayacağız. Ozan hocamı da göster. Abi hiç. Ya alayım mı kanka şunları? Yani bana girmemek. Efendim? Benim zaten çekmişse, beni görmüşse artık senin YouTube izleyici artacak. Oho. İnşallah, inşallah. Mustafa Hoca da var. Mustafa Hocam var. Tamam, serbest. Mustafa Hoca da var. Ya Ramazan, gençleri çek. Çek. Ne kurusun ha? Neyden? Kuruyu bulamam, sen ha içi yok. Ne yapıyorsun, videoya mı alıyorsun bizi? Evet. Aleyhimize delil olarak kullanmayacaksın değil mi? He, yemek yiyor insanlar diyorsun. O iş bende. Oradan bağlantı. Biliyorsunuz yani hocam. Arabasını aldı beni diyor. Özer hocanın gitmişti. Baktınız da yükselenizi unuttur muyum? O işleri biliyor ya. Vay ya, salataya bak. Adam biz kaçıyoruz adam diyelim. Bunun görevi takip. Bak. Ozan Hoca için. Çekme beni ya. Bence bu salata yeter ya. Bu domates kalsın. Ramazan yeter mi? Yeter. Ha? Yeter. Hocam bu. Çok olmaz. Ekmeğini de 4 tane aldım. Yeriz diye. Oho. Yeter yeter. Domates yetmez lan. Yeter. Oo, hıyarı çok bunu. Soğanı çok. Ya soğan da yeter. Doğru doğru, sen üşenme galiba. 10 kadar daha doğru. Küçük küçük bunlar. Gülerli adama. Gülmezler ya. İçinde bayağı var ya. Kimi? Üstteki değil. O karışınca daha da güzel olur, harika.
Sen niye çıkıyorsun ya? Kime yok ben? Silla beni koymayı tutun. Meşhur olacağım. Şakir hocam. Bir dakika. Şakir hocanın röportajı var. Sen onu biliyor musun? Hayır. Ünlü zaten. Öyle mi? Bulurum, kanıtlarım. YouTube'da şeyi var. Televizyon programı uzatıyor. Bir gün mikrofon. Gittik. Mağaraya çocukları atabildiren diye. O arada da Balıkesir kanalı vardı. TV 100. Evet. O gelmiş oraya. Nasıl buldun onu sen? Dediler röportaj yapalım. Ben buldum. Ulan, bir baktım ben bizim hocam. O zaman yakalamış olan beni YouTube'da. Uşağı davet etti. Bu nasıl? Göreli, hoca da biliyor. Bu ortak arkadaş. Salatamız. Balıklar da hazır oldu muyum? Yemeye başlayabiliriz. Servisi buradan isteyen servis servis şeklinde. Neredeymiş sabah beri? Sordunuz mu hocam? Sabahtan buradayım. İyi oklamayı yaptı. Aslında şu tabakları elle katmak daha mantıklı olur. Mustafa hocam. Ramazan sen ne yapıyorsun ya? Şu tabağı koş şuraya. Sen karşıdan uğraşmazsın ya. Karşıdan uğraşıyor olan bir zülfiyoca vardır. Tabağı koy, direkt sen salataları katı katı vereyim. Nasıl yani? Şu tabağı ya, şu aşağıdaki tabağı. Aşağıya gireyim yaptım. Şöyle. Ha, bak şimdi sen mesela bunu yersin. Ama Zülfü Hoca'nın buradan karşıdan abi, yeter. Dur, dur, nereye koyacağız? Bu şöyle. Daha mantıklı değil mi böyle? Elinle mi? He. Zaten elinle karıştırdın hani Zülfü Hoca. Onu yemesen olur zaten. Allah Allah. Mantık aynı mı? Çok koyuyor lan. Evet, bir az gibi koy. Bence yeterli. Ne? Balıkları koyacak tabak. O balıkları koyacağım. Diye tabağı yedim koyacağım. Koydum tamam yeterli. Ha ona da koy. Tamam. Tamam. Adam avuçla koyuyor. Ara bir şey. Ver gir ver hele. Hazırladım ben onu. Hani ver hani. Al ha. Hani ver. Ver. Hocamın limonunu da verin lütfen. Ramazan. Hocam. Yan çek çeksin. Olmaz öyle. Verin demeyin. Ver oğlum tabak ver. Ya Yasemin Hoca para verdi mi? Tamam. Yasemin Hoca'nın balığı var mı? Var. O zaman çağırın onu da. Komşusunun da var. Tamam çağırın onları da. Ahmet Hoca. Ahmet Bey 2-2 getir ya, tek tek getir. 2-2 getir. 2-2. Ya sen hep ne kadar uğraşıyorsun. Nasıl pozitif oluyorsun diyenlere söylüyorum. Böyle oluyorsun. Bakın bakın. Sen niye bu kadar burçlu tabak başkalar bilmiyorum. Aynen buradan gelir bu normalde. Tamam çekler. Bakalım çek. Çok lezzetli. Olmuş mu hocam? Çok lezzetli olmuş. Bak, lütfen şu elimin işaretini dikkat edin. Yani elimize yesek de hala kibar bir yılımız var. Tamam. Ver benimkini. Tamam, ben yeter çekme. Tamam, size aldık. Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balıkları pişirdik. Değerli hocalarımız itinayla tüketiyor. İtinayla mı? İtina falan yok saldırdık. Daha sonra itinayla tüketiyor. Evet, menümüz bu. Afiyet olsun. Eline sağlık Nur abi. Afiyet olsun. Ahmet Bey nasıl olmuş? Güzel olmuş, elinize sağlık. Sizin de elinize sağlık. Salatalar Ahmet Bey ile Mustafa Hocam'dan. Tabi Ramazan Bey'i de araya katalım. Ahmet Bey'in elinden özellikle eliyle gelir. Evet. Şakir Hocam bana biraz peşin edilmiş. Köpek de burada bize iştirak ediyor. Ramazancığım sana da teşekkür ederiz. Evet, diğer balıklarımız pişmeye devam ediyor. Olmaz. Evet, Ramazan Bey de balığın tadına bakacak hayırlısıyla. Evet. Bak bakalım Ramazan Bey nasıl olmuş? Çok güzel. Evet. Ellerinize sağlık Uğur Bey. Afiyet olsun. Yemeğe devam et bakalım. Değerli izleyicilerimiz görsün Ramazan nasıl balık yermiş. Evet. Salata. Balık ve ekmek. Salata nasıl? Şahane. Afiyet olsun Ramazan Bey. Teşekkürler.
pişirdiğimizin balığı tadına biliriz bakalım. Evet, ben limonlu severim balığı. Bakalım, bismillahirrahmanirrahim. İki tane kılçık yakaladım. İmha ettim arkadaşlar. Balık çok harika olmuş. Yapanların, sebep olanların ellerine sağlık. Geçmişlerine bakın. Emeği geçenlere, izleyicilerimize Allah sizlere de nasip etsin. Yemek içmek afiyetle. Kaç al ettik ya? Salatayı da kaptıralım, iyi olur. Yok böyle bir şey. Salata da acılı olmuş. Acı biber, ekstra kendi acılı. Biberin, efendim söyleyeyim, salatalığın, domatesin, soğanın aroması çok harika. Yapmadan yarım saat önce yaparsanız bu aromaya kavuşuyorsunuz. Evet. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İki çatalla yediğim için kılçıklardan bu şekilde kurtuluyor. Evet. Kestik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ziyafetimizi yaptık. Allah'ımıza sonsuz şükürler, hamdü senar olsun. Bahşetti bize. Dilerim olmayanlar da nasip eder Allah'ımız. Sizden ricam, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.